Evet bugün yine dop dolu bir bölümle karşınızdayım. Normalde kanalda yayınlanmış en son video altına gelen yorumları, soruları hemen aynı gün içerisinde yanıtlamaya çalışıyorum. Ama bazen gerçekten yetişemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. E bu kanalda hep birlikte büyüterek bir aile olduğumuz için benim kadar sizin de gerçekten emeğiniz var burada dostlar. O yüzden lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Bu bölümde en güncel çok güncel olayları şöyle bir analiz edip sonrasında da sizin düşünceleriniz üzerinden Bitcoin'i ve altcoin'leri detaylıca analiz edeceğiz. Bitcoin, Ethereum dahil birçok kripto para acaba neden sert şekilde düşüyor? Düşüş ne zamana kadar devam edebilir? Veya Bitcoin, altcoin buralardan alınır mı? Ya da işte alalım mı satalım mı gibi birçok ortak soru geliyor dostlar sizden ve işte ne zaman ve nasıl bakın nasılı da önemli ne zaman ve nasıl satın almalı gibi sorulara bugün 3 maddede cevap vereceğiz yaklaşan krizi de yaklaşan olası krizi de şöyle bir hızlıca masaya yatıracağız. Sizlerden gelen soruları yardım çağrılarını ve yorumları olabildiğince okuyup burada canlı canlı cevaplamaya çalışacağım. Ben soru sormadım Eren veya işte benim sorumu okumaz ya Eren zaten lütfen demeyin. Çünkü bakın çünkü çoğu endişe çoğu korku ve işte çoğu çok para kazanıyorum ya veya, veya çok para kaybediyorum işte ben battım falan korkuları düşünceleri o kadar çok ortak oluyor ki. Dolayısıyla lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü inan inanıyorum ki, inanıyorum ki kendinizden de bir şeyler bulacaksınızdır. Ben bunu hissediyorum. Benim analizlerimi izlemek isterseniz direkt videoya devam edebilir veya sizlerden gelen yorumlara, sorulara ben hızlıca geçmek istiyorum derseniz de hemen bu videonun açıklama kısmındaki dakikaları tıklayarak geçebilirsiniz. Ve ve biliyorsunuz son hatırlatma Ledger çekilişimizde başlattık. Aşağıdaki formu dolduranlar kanalıma abone olup zile dokunup ve işte videoların beğeni fikirlerini yorumlarında bol bol yazanlar bu ay bir tanesi son model olmak üzere toplamda da tam 3 tane dağıtacağımız donanımsal kripto para cüzdanı olan Ledger çekilişine katılma şansı hakkı elde ediyor. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Bam bam Dostlar yorumlara geçmeden önce içinde bulunduğumuz ve Bitcoin'in altcoin'lerin de böyle sert çok sert düşüşüne neden olan ve belki de yaklaşan küresel krizle ilgili kısa ve öz bir şeyler söyleyeceğim. Bakın konuyu detaylıca ele alacağız ama Bitcoin ve altcoin'lerin içinde bulunduğu durumu da lütfen bu küresel kriz içerisinde değerlendirin. Olası kriz içerisinde değerlendirin. Dün gece yarısı mesela ne oldu dostlar? Bakın dün gece yarısı ne oldu biliyor musunuz? Tüm dünyada olduğu gibi Amerika'da da piyasa öyle bir sıkıştı ki ya yani genel olarak son işte bir 2 haftadır öyle bir sıkıştı ki FED bakın Amerikan Merkez Bankası FED hem 700 milyar dolar daha para basıp piyasaya saldı. Hem de ne yaptı? Faizleri bir anda sıfırlattı. Çünkü piyasayı rahatlatmak istiyor dostlar. Yani herkesin anlayabileceği şekilde açıklayayım. Dedi ki FED tüm Amerika'daki bankalara aynen şunu söyledi abi. Gelin dedi bütün Amerika'daki bankalara ben FED olarak Amerikan Merkez Bankası olarak sesleniyorum. Gelin benden bedavaya dolar alın. Sıfır faizle dolar alın ve sonra onu piyasaya sürün. Ben burada dolarlardan sizin bankalar olarak benden aldığınız dolarlardan para kazanmayacağım. Böyle bir amacım yok. Yeter ki piyasalar hisse senetleri falan rahatlasın dedi dostlar. İşte benden bedavaya faizsiz aldığın dolarları sen çok çok düşük faizlerle insanlara sat ki işte piyasayı rahatlatalım el birliğiyle dedi. Tüm bunlara rağmen Amerika'da vadeli işlemler eksiyle devam etti dostlar. Normalde bakın normalde bu hamle TL'ye, Türk lirasını, Bitcoin'i ve altcoin'leri de iyi bir şekilde yükseltebilirdi. Yani teknik olarak bunu beklerdik. Fakat ne oldu? Ne oldu bakın. Bu haber geldiğinde gece 2-3 falandı. Ben gerçekten anı anına takip ettim. TL'de ve Bitcoin'de, altcoin'lerde falan dolar karşısında anlık bir değer kazanımı oldu. İşte Bitcoin 5700 dolar civarlarına falan yükseldi ama bu çok zayıf kaldı. İkisi de bir anda pat diye geri düştü. Nedeni ise bakın lütfen unutmayın dostlar. Şu an şu an gerçekten nakit kral. İnsanlar tüm dünyada canlarının derdine düşmüş abi. Böyle bir durumdalar. İşte yok altın alayım, yok bitcoin alayım falan. Şu an öncelikli durum değil abi. İnsanların önceliğini şu an kavramamız lazım. İnsanların büyük yatırımcıların önceliğini kavramamız lazım. Çünkü insanlar şu an işte hani tabiri caizse tuvalet kağıdına koşar gibi dolar almaya koşuyorlar. Bunun nedeni ne biliyor musunuz abi? Her şeyi boş verin, her şeyi unutun dostlar. Bunun nedeni Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Yani hayatta kalma ihtiyaçlarını karşılama işte dostlar bundan dolayı Reuters'ın yaptığı araştırmaya göre Şubat ayından beri piyasalardan tam 18 trilyon dolar çıkmış biliyor musunuz? Ya yani bu paranın büyüklüğünü düşünmek için şöyle bir örnek vereceğim size. 18 trilyon dedik ya bunun 18'de biri bakın sadece 18'de biri kripto paralara gelseydi bugün bitcoin 25-30 bin doları vururdu gerçekten böyle bir şey olurdu. Öyle devasa bir paradan bahsediyorum. Böyle devasa bir para çıkışı oldu. Yine kripto paralar bakmayın çok da etkilenmedi yani böyle bir devasa para çıkışından sonra. Tabi kripto paralar burada dediğimiz gibi hep böyle bütün dünya parası içerisinde daha küçük bir noktada olduğu için azdan az gider çoktan çok gider mantığıyla aslında kripto paralardan genel piyasayı düşündüğümüz zaman daha az gitti. Ama ne olabilir? Bu para aynen çıktığı gibi geri gelebilir. Yeter ki yeter ki şu tüm dünyanın konuştuğu artık yaka silittiği tehlikeli bir hale gelen tek gündem maddesi olan koronavirüs belası ortadan kalksın. Şu an hakikaten ben de herkes gibi bu olaylarla yatıp kalkıyorum abi. Sabahlara kadar yeri geliyor takip ediyorum ama dünya bu kadar belirsizliği kaldıramıyor. Bu kadar belirsizlik fazla piyasalar işte böyle tepki veriyorlar ama ben her şeye rağmen çok umutluyum dostlar gerçekten umutluyum bir şekilde bu belayı başımızdan def edip tekrar güzel güneşli günleri göreceğimizi ben düşünüyorum dostlar yeter ki en az can kaybıyla atlatalım bu süreci hatta kimse ölmesin ve elbette bu krizi fırsat olarak değerlendirenler de bu ortamda çıkacaktır dostlar her ortamda olduğu gibi yavaş yavaş şimdi bunları söyledikten sonra yavaş yavaş sizlerden gelen sorular ve yorumlara geçeceğim ama işte bitcoin altcoin çok düştü 100 dolara yaklaştı 104 dolar falandı fırsat mı Eren yani bunlar fırsat mı toplayalım mı alalım mı satalım mı gibi birçok soru geliyor bakın başta dediğim gibi hepsine 3 maddede şu an cevap veriyorum dostlar lütfen bu videoyu da şu ortamda şu belirsiz ortamda daha çok kişiyi bilgilendirebilmek için sevdiklerinizle dostlarınızla sosyal medyada paylaşmayı sakın unutmayın ve 3 maddeden geçiyorum birincisi şu belirsizlik döneminde bakın şu belirsizlik döneminde altın bile düşerken bir kısmıyla nakitte kalmak gerçekten bir kısmıyla paranın nakitte kalmak iyi bir opsiyon olabilir. 2. Tabi yatırım tavsiyesi değil bu söylediklerim hiçbiri değil ama Dünyada bu kadar belirsizlik varken Amerikan Merkez Bankası FED bile tabiri caizse 3.5 atarken Amerikan piyasasının kendi şirketlerini korumak için 2008'dekine benzer önlemler alırken ki, ki bir önceki videoyu mutlaka izleyin dostlar orada bunu detaylıca anlattım. Tüm dünyanın 2008'dekine benzer şekilde nasıl bir endişe içinde nasıl bir korku içerisinde olduğunu VIX analizi üzerinden basit şekilde herkesin anlayabileceği şekilde göstererek anlattım. Bir önceki videonun başında var dostlar onu izleyin özellikle izleyin. Şimdi devam ediyorum ikinci maddede kaldık. FED bile 2008 mortgage krizindekine benzer önlemler alırken yatırımı tek bir yerde toplamak gerçekten dostlar tek bir yer derken kripto paralar da aslında tek bir yer. Sadece orada toplamak bana çok mantıklı gelmiyor. Bunu kesinlikle panik yapın diye söylemiyorum. Bunu zaten ben önceden de çok defa söyledim. Yani bitcoin yükselirken de söylüyordum düşerken de söylüyordum. Gidip işte doları altını da kripto paralar gibi bir opsiyon olarak değerlendirebilirsiniz. Üçüncüsü bitcoin ve altcoinler için şu ortamda olabildiğince güvenlik almak için ben şahsen ilk 20'deki coin'lerin dışına çıkmazdım. Yani genelde öyle yapıyorum. Şu ortamda şu belirsiz ortamda hani alalım mı satalım mı sorusu da çok geliyor. ya Bence dostlar şu ortamda ben şahsen gidip işte bitcoin'i altcoin'leri böyle löp diye tek kalemde almam. Bunu bir söyleyeyim. Bu bir cepte kalsın. Bu soru bana çok geliyor ve önceden de geldi. Yani Bitcoin bu 7500'den düşüp 6500, 6000 kendi de geldi. Yani birkaç gün önce de geldi ve ben dedim ki abi dedim işte kademeli almak en mantıklısı olabilir. Ha böyle yapanlar ne oldu? Beni dinleyenler tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama beni dinleyenler kademeli kademeli aldı. Gidip 6500 dolardan veya işte 7000'den işte 5000'den 5500'den löp diye Bitcoin almak yerine yavaş yavaş böyle ne bileyim 1000 dolarınız var örneğin. Bunun %20 ile hemen alıp geri kalan %75'iyle de yavaş yavaş parça parça almaktan bahsediyorum aslında. Çünkü şu an Bitcoin'de altcoin'lerde net şekilde düşüş de. Ha umudum çok var. Umudum niye var onu da söyleyeyim. Tüm piyasalar düşüyor. Çok net. 2 2 daha 4 tüm piyasalar düşüyor. Şu anki düşüş kripto paraların suçu değil kesinlikle. Kripto paraların suçu değil. Binlerce yıllık altın da düşüyor. Dolayısıyla umarız ki düşüşe neden olan bu olaylar bir an önce Kalgar'da yatırımcılar eskisi gibi önünü görüp Bitcoin'i coin'i daha rahat almaya başlarlar ve şu an piyasada nakitte kalmanın ne kadar büyük bir trend olduğunu da Fed'in faizleri sıfırlamasına rağmen doların TL karşısında düşmemesiyle de zaten anlayabiliyoruz. Fakat şunu da kesinlikle unutmamak lazım. Bakın, tarihe baktığımızda kriz zamanlarında eninde sonunda fason şekilde basılamayan, burada dolardan bahsediyorum. Bu şekilde olmayan, kıt kaynağı olan, arzı sınırlı altın gibi varlıklara çok bir talep olduğu görülmüştür. Ya yani şunu sakın unutmayın dostlar. Bitcoin'in de arzı sınırlı olduğu için Krizin daha da derinleştiği bir senaryoda. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın daha doğrusu topyekün Amerikan ekonomisinin belki de söyleyecek sözü kalmadığı anda. Şu an sözleri var. Fed şu an söylüyor. Bunun bir tık üstü nedir biliyor musunuz? Fed'in negatif faize geçmesidir. Ondan sonrası da belki olmayabilir. Böyle bir ortamda Bitcoin ve altcoin birlikte sahneye çıkabilirler. Ne zaman? Tekrar ediyorum. Fed'in faizleri sıfırladıktan sonra bir tık sonrası negatif faize geçmesiyle artık sözünün kalmaması olması gibi bir durumda dostlar ben önümüze bir vizyon çizmek istiyorum umarım işte bitcoin altcoin gerçi böyle yükselmesin dostlar bunu da söylüyorum yani krizin derinleştiği insanların sefalet içinde kaldığı bir yerde bitcoin altcoin yatırımcılar olarak gerçekten biliyorum sizler de böyle düşünüyorsunuz başkalarının fakirliği üzerinden kimse para kazanmak istemez şunu da söylemek istiyorum lütfen umudunuzu yüksek tutun bu bir trend. bu geçici bir süreç diye düşünüyorum ben bitcoin'de uzun vadeli yükseliş hedeflerim kimseye yatırım tavsiyesi vermeden ben ben kendi içimde kaya gibi sağlam tutuyorum. Bitcoin geçmişte çünkü bu tarz mücadelelerden o kadar çok çıktı ki hep alnın akıyla çıktı. E çıkmasaydı zaten bugün burada Bitcoin'i konuşuyor olmazdık. Öyle diyeyim yani. Ben içimi ferah tutuyorum dostlar. Tabi bunda mantık çerçevesinde yaptığım yatırımın boyutunun da etkisi var. Yani hep diyorum ki yatırımınızın boyutu mantık çerçevesinde olsun. Kaldırabileceğiniz seviyede olsun. Şu an mesela Bitcoin'e bir şey soracağım size. Şu an Bitcoin'e Bitcoin 10 bin dolarken Allah korusun evi arabayı satıp bastı sanız burada isterseniz sabah akşam benim videoları izleyin. Sabah akşam bırakın video izlemeyi meditasyon yapın. Böyle ruhunuzu dinlendirmeye, olumlu düşünmeye falan çalışın dostlar. Rahat olamazsınız. 2-2 daha 4. Rahat olamazsınız. Bu hayatın kanunu dostlar. Ha umarım ki Bitcoin geçen seferki en düşük seviyesi olan destek noktası olan 3100 doların da altına düşmesin. Ben bunu istiyorum. Bu dönemde şunu da söyleyeceğim. Bu dönemde teknik analiz falan böyle ne kadar mantıklı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde teknik analizler de yapmaya devam edeceğim. En azından bir parçada olsa şu sisli ortamda önümüzü görmek istiyorum dostlar. Önümüzü sizlere de göstermek istiyorum diyerek şimdi şöyle jet hızıyla sorulara geçelim. Ya kardeşim bu hediye edeceğin cihaz ne işe yarıyor? Nesimi inan sormuş. Son videomun altına sormuş. İşte beni aydınlatır mısın? Tabii ki aydınlatayım Nesimi. Ben bir Ledger'dan bahsediyorum. Yani Ledger donanımsal kripto para cüzdanıdır. Bu tarz cüzdanlar sizin borsaların olası online saldırılara maruz kalma durumlarında veya kripto paranızı daha güvenli, en güvenlisi değil, daha güvenli şekilde saklayıp yanınıza taşıyabileceğiniz bir aslında bir uygulama, bir cüzdan, bir cihaz. Bundan bahsediyorum. Melih Korucu demiş ki benim için yükselmesi de düş düşmesine bir fırsat ne kadar düşerse o kadar stok yaparız. Her düşüş mükemmel bir yatırım. Eğer kripto paraların geleceğine yüzde yüz oranında inanıyorsanız, ben tabii ki her şeye bir böyle bir denge çerçevesinde yaklaşırım. Dolayısıyla ben hani beni bir Bitcoin maksimalisti olarak göremezsiniz. Mesela benim amacım burada tabii ki para kazanmak ve para kazandırmaktır. O yüzdendir. O yüzdendir. Ben iki senedir hep dolar karşısında yapıyorum, hep teknik analizleri. Beni iki senedir mesela XRP Bitcoin analizi mesela bulamazsınız. Çünkü Bitcoin kazan değil. Biz sokağa, markete, çarşıya çıktığımız zaman dolar harcıyoruz, TL harcıyoruz dostlar. Dolayısıyla evet Bitcoin tüm dünyayı değiştirecek bir şekilde sahneye çıkar. Dolayısıyla Bitcoin sahneye çıktığı zaman tabii ki de Bitcoin analizi yaparız. Tamam yani yükselmesi de düşmesi de bir fırsat mantık çerçevesinde yapılabilir. Yunus İncekara XRP ölecek kanaldaki abi şahit bir buçuk sene önce söyledim demiş. Böyle bir yorum yapmış. Cem Karabaşoğlu merhaba Ledger çekilişi ne zaman? Çekilişin kazançlarını nereden öğreneceğiz? Çekilişi ben bir aylık yapıyorum. Yani 9 Mart'ta yaptığımız için başlattığımız için 9 Nisan'da da bunu hep birlikte burada açıklayacağız dostlar. Ahmet Arslan Bitcoin'i en sağlam nereden alabiliriz acaba? Bilgi verir misiniz? Ben de altında terste kaldım. 17.000 TL zar 17.000 demiş ama TL mi dolar mı? Belki de umarız TL'dir. 17.000 TL zarar ettim ama Bitcoin'den çıkarmayı umuyorum. Burada ben son cümlene takıldım. Bir yerden zarar edip diğer taraftan bu parayı çıkarmaya çalışmak tehlikeli bir bakış açısı olabiliyor. Çünkü bir yerde sen hani parayı kaybettiğin için öbür tarafa döndüğün zaman sağlıklı düşünemeyebiliyorsun. Böyle bir ihtimal var. Buna çok dikkat et. Onu söyleyeyim. Yani en sağlam nereden alabilirsin? İşte kripto para Türkiye'deki işte en, hacimli borsalara şöyle bir bakabilirsin. Bu aralar biliyorsunuz iCrypex video yapıyoruz. Ben iCrypex'i de kullanıyorum. Bir sorun yaşamadım. İsterseniz bakabilirsiniz. Cem Can, Ledger çekilişi ne zaman? Buna cevap verdim. Tufan Tetik Eren şimdi ne olacak? Her şey kötü gitse bile çıkıp şu pozitif enerjine bizi rahatla. Tabii ki ben burada pozitifim. Aynı zamanda realistiyim. Bunu böyle bir dengede götürmeye çalışıyorum dostlar. Çünkü çok pozitif olmak. Tabii ki pozitif olacağız. Burada enerji vermem lazım. Size her şeyden önce. Uyutmamam lazım. Bunun için pozitif olacağız ama aşırı aşırı pozitif. Her şeyde bir denge götürmek lazım. Dengede gitmek lazım. Aşırı pozitif de ne yapar abi? Burada polyanacılık oynamaya benzer. Aşırı realistik de olmayacağız. Yani birazcık umutla depolamak lazım. Böyle bir dengede gidiyoruz. Selam hocam. ikinci el bitcoin cüzdanı almak istiyorum. Sizce teşekkürler. Köy civcivleri adlı profil yazmış. ismi de çok güzelmiş bu arada. Köy civcivleri. Ya ikinci el bitcoin cihazı almak yani ben alır mıyım? Aslında ben işin içerisinde olduğum için muhtemelen alırdım ama burada size önermiyorum. Hatta elimde ikinci el Ledger Nano S var mesela bunu kimseye vermiyorum. Öyle şekilde duruyor. Risk almayın olsa ben size almayın derim. Gidin jelatin ile orijinal cihaz alın. Gökalp Taşçı da acil ihtiyaçtan 9000 dolar bandında zararsız çok küçük bir karla satıp çekmiştim. Hesaptan iyi ki de çekmişim. Şimdi bu seviyelerden tekrar alıp beklemeyi düşünüyorum. Bam 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 demiş. Gökalp ya güzel bir şey yapmışsın kârını ne Kâr Kar yakışır. Bunu hep söylüyoruz. Bu birçok yerde söyleniyor zaten. O yüzden hiçbir şeyde böyle uf yükselecek, uçacak, kaçacak gibi bir olaylara kapılmadan karımızı alacağız. Cebimize pat pat koyacağız abi. Böyle bir böyle bir olay yani. Dünya bunu gerektiriyor. Abu Feze Ergin diyor ki Selam ben bu işte yeniyim ama Bitcoin yarılanması olacak. 2 ayda az kaldı. Neredeyse demek istedim. Bu yarılanma sonrası üretim madencileri kurtarmayacağı için milyarlık yatırım yapan kişiler var. Bunlar bu işi bırakacak kadar deli değildir diye düşünüyorum. Çünkü bu kişiler korkunç yatırımlarda bulundular. Dev maden üretim merkezleri kurdular. Olabilir ama bu bizi enterese etmiyor dostlar. Biz kendi yolumuza bakacağız. Biz işte o haber çıkmış, onu o kadar kurmuşlar. Bu çok bizi enterese etmiyor. Biz yolumuza bakacağız abi. Uğur Öztürk diyor ki, "Teşekkürler. Ağzına sağlık Eren. Soru. Soru demiş. Kripto para borsalarında yıllık faiz verme vaadi görüyorum. Bunlar güvenilir mi? Ne kadar gerçekçi? Deneyen var mı? Elbette yatırım tavsiyesi olmadan. Yani staking veren staking'ten bahsediyorsun. Staking veren borsalar yıllık faizi en kabaca böyle açıklayabilirim. Ya bu yapılabilir ama yine mantık çerçevesinde olacak ve seçtiğiniz borsaya da dikkat edin. Yani abuk subuk işte bilmem nerelerde coin market cap'te 300'üncü sırada atıyorum şu an o borsaya bence gitmeyin zaten. Çünkü hacim olması lazım. insanların orada olması lazım. E tabi bunun da şöyle bir riski var. Aşırı popüler borsa, aşırı aşırı en popüler borsayı düşündüğümüz zaman e, o da hackerların saldırganların çok fazla hedefinde olabiliyor. Yani şey gibi düşünün. Windows mesela Windows 90'larda 2000'lerde çok fazla virüsle muhatap olurken o zamanlarda Mac vardı mesela. Mac'lerde o zaman çok fazla virüs yoktu. Çünkü çok popüler değil. 2000'lerle birlikte 2000 işte onlar 2005'ler 2015'lerle birlikte Mac'ler popüler olunca e, onlara da virüsler daha fazla bulaşmaya başladı. Biraz bu gözle bakmak lazım. Dengede götürmek lazım. Belki ne yapabilirsiniz? İşte belli bir bütçeyi staking için belli birkaç borsaya dağıtabilirsiniz. E, biri patlasa diğeriyle devam edersiniz. Kardeş Bitcoin piyasası kaldıraçlı değil mi demiş Berkay Payalan. Kaldıraç var kaldıraçsız borsada var. Yani kaldıraçlı borsa var ama kaldıraçsız dediğimiz spot piyasada var. Bu seviyelerde tek tesellim şu çekiliş demiş Özer Ertuğrul. Merak etme Özer devam ediyor çekilişimiz. Katılmaya tam gaz devam. Enerjiniz ve yorumlarınızla güç vererek karamsarlıktan uzaklaştırıyorsunuz. Düşüşten kaybım olsa da videolarınızı izleyerek umutlanıyorum. Takipteyim." demiş. Erdoğan Ünlü. Çok teşekkürler Erdoğan. Çok güzel bir yorum atmışsın. Benim amacım da bu. Yani hem pozitif olmak hem de realistik olmak. Sizlere bir enerji vermeye çalışıyorum. Çünkü bu durumlarda, bu ortamlarda insanlar çok buhrana kapılabiliyor. Çok para kaybetmiş oluyor ve bu bir psikolojik savaş. E psikolojik savaşa da ne olacak? Siz bana güç vereceksiniz güzel yorumlarla. E ben size güzel enerji bu duyguları yollamaya çalışacağım. Böyle biraz da bu süreci hep birlikte güç birliği içerisinde atlatıp geçeceğiz. Yarı yarıya zararda XRP'de beklemeliyiz. İnşallah ana parayı kurtarırız üstad. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Takibe devam. Eser çok teşekkürler. Hocam merhaba. Bitcoin'lerimi Nano X'te saklıyorum. Yani donanımsal en son çıkan kripto para cüzdanından bahsetmiş. İkinci kez içerisine Bitcoin atacağım. Adres bir öncekinden farklı çıkıyor. Bu normal mi? Yardımcı olabilir misin? Çok güzel bir soru sormuşsun. Ledger'da ve bazen borsalarda da görürsünüz. Adres adresler değişir. Bu birazcık güvenlik içindir. Bunun iki nedeni var aslında. Bir tanesi güvenlik, bir tanesi de takip edilebilirliği kısıtlamak. Örneğin birinize bitcoin adresiniz verdiniz başka birine. E şimdi siz 5 sene boyunca o adresi kullanırsanız mesela ne olur? Sizin o adresi ödeme almak için başkalarına verdiğiniz zaman sizin bütün ödemelerinizi böyle adım adım blockchain koma cüzdan adresiniz girerek takip edebilirler. Dolayısıyla bu adresler ne olur değişir. Fakat Ledger bizzat bu durumlarda ne diyor biliyor musunuz? Önce diyor adresinize çok küçük bir miktar atınıyor mesela 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar atın. Baktığınız sağlıklı şekilde geliyor. Bunun işte büyük ödemeyi, büyük rakamı sonra atın diyor. Bunun hiç kocunacak tarafı yok. Daha 2 gün önce ben de aynısını yaptım. Merak etmeyin. Önce küçük bir rakam attım. İşte 3 dolar, 5 dolar gibi bir şey attım. Baktım sorun yok. Çünkü benim adresler de değişiyor. Ne olur ne olmaz. Garanti altına almak lazım. Ya yeni adresi girerken Allah korusun kopyaladığın adresi de yanlış girebilirsin falan. O yüzden bunlardan yana sıkıntı yok bence. Dikkatli olmak lazım. The Robert de demiş ki bu piyasa insanları kendisinden iyice soğuttu. Boğa beklerken hiç bitmeyen bir ayıya gireceğiz demiş. Elbette tamam kabul ediyorum. Son 2 senedir ayı piyasası çok daha baskın ama ne kadar baskın olursa bu bir süreç. süreç yani bu bir dalga aslında. E sonrasında güzel bir boğa umarız ki gelir. 7800'den girdim. Şimdi 3000 dolara bekliyorum demiş Levent Gül. Bari bir ledger çıksa moral olur. Fuat Özdemir yazmış. Yeni video ne zaman demiş? Yeni video pazartesi, çarşamba, cuma 19'da bazen 20'ye kalabiliyor. Akşam 8'e kalabiliyor demiş işte Gökhan Ersoy sormuş teknik meknik yok bam 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 FED 1,5 buçuk trilyon dolar demiştir de 8-9 trilyon dolar basmıştır demiş hayat felsefesi e bu oluyor zaten bu tarz şeyler. Abi bu düşüşler önemli değil ki Bitcoin her zaman 5000 dolarda kalabilecek diyemeyiz ki her zaman hareket eden hiç kapanmayan bir piyasa bu belli olmaz. Belki çıkanların yerine birileri çok fazla alım yapacak, yükselecek ya da satım yapacaklar ve daha da düşeceğiz ama Bitcoin bu şekilde durmaz, duramaz. E tabii ki yani sürekli bir hareket döngüsü içerisindeyiz. Sen süpersin kardeşim seviyoruz seni bu adam. Tayfun Türk Yılmaz'a çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkürler. Burada bir yığın daha okuyamadığım soru var. Ama ne yapıyoruz şimdi? Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Umutları taze tutun, diri tutun. Bitcoin'de bakın 3100 dolarken, 4000 dolarken dedik ki burada hepimiz konuştuk. Şahitleri var. Eski videolar açın bakın kanalda 3100 dolarken bakın trading hangi gün, hangi zaman Bitcoin 3000-4000 dolara düşmüş. Piyasa karamsar. O tarihi bulun. Açın kripto sözlükten o tarihteki videoları lütfen izleyin ve görün abi. Dedik ki bir o bitcoin'de 12 bin dolar gelecek dedik. Buraya gelecek dedik. Bunu defalarca tekrar ediyorum. Biliyorum farkındayım ama umutları yüksek tutmak lazım. Pozitif olmak lazım. Dirençli olmak lazım. Bugün dediğim gibi kripto paralar bu düşüşte hani tüm dünyada en az etkilenen enstrümanlardan bir tanesi. Globalde baktığımız zaman azdan az gider çoktan çok gider mantığıyla şu an aslında tüm dünya sahnesinde belki trilyon dolar milyar dolar zarar eri yanında bizler tabii ki şu an belki bizim için çok büyük ama tüm dünyaya baktığımız zaman işte Neste, New York Stock Exchange e, oraya buraya baktığımız zaman bizim zararımız onlara göre tabii ki de daha az. Kanala abone olun, zile dokunun, videoları beğenin ve bu videoyu faydalı buluyorsanız lütfen sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da paylaşmayı unutmayın. Paylaşırken beni de mentionlarsanız Eren Caner diye ben de onu görür, sizi retweet edebilirim ve bu ay dediğim gibi tam 3 tane ledger veriyoruz. Bir tanesi NanoX olacak. Ona katılmak için hemen aşağı da bir link var o formu doldurun dostlar çok kısa bir form zaten ama şunu demeyin mesela 3 ay önce ben bunu doldurdum tekrar doldurmama gerek yok demeyin çünkü o başka bir formdu bu yeni bir çekiliş yeni bir form dostlar kendinize çok iyi bakın umutları diri tutmamız lazım güçlü olmamız lazım böyle bir durumda böyle bir süreçten geçiyoruz ben yine her zamanki gibi aynı planda video paylaşmaya devam edeceğim kendinize çok iyi bakın bam bam